Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi şurasında marketleri hedef aldı. O konuşmayı birazdan ekranlarına getireceğiz. Sonrasında da bu konuyu konuğumuzla masaya yatıracağız. Tekrar anons ediyorum. TMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Zafer Şenyurt bizlerle olacak. Gün başlıyordan ayrılmayın. Hükümetin ekonomik krizde suçu başkasında arama politikası devam ediyor. Daha önce çeşitli lobiler, dış mihraklar, stokçular gibi gerçek ya da hayali kesimler hedef tahtasındaydı. Hükümetin suç atma konusundaki son gözdesi artık marketler. Bu konuda ilk açıklamayı geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yapmıştı. Bayrağı Cumhurbaşkanı Erdoğan devraldı. Erdoğan, Türkiye Ekonomi Şurası'nda yaptığı konuşmada marketlere yüklendi. Faiz oranları düşmüş, enflasyon belli oranda düşmüş. Buna rağmen bakıyorsunuz marketlerde hala bütün sebze, meyve vesairede fiyatlar düşmüyor. Onlar hala yükseliyor. Erdoğan marketleri ahlaksızlıkla suçladı. Herkesi ben bu konuda insafa, vicdana ve hepsinden önemlisi ahlaka davet etme görevliliği noktasındayım. Erdoğan eleştirilerini arttırdı ve içinde bulunulan dönemin gerekiyorsa karı bir miktar düşürme dönemi olduğunu söyledi. Böyle dönemler dalgalanmayı fırsat bilip karı artırma değil, gerekiyorsa karı bir miktar düşürerek ülkeyi ve toplumu ayağa kaldırma dönemleridir. TÜİK verilerine göre Türkiye'de bir süredir üretici fiyatları tüketici fiyatlarının üzerinde seyrediyor. 2018 sonunda üretici fiyatlarındaki artış %34 seviyesindeyken tüketici fiyatlarında artış %20 oldu. Yani Erdoğan'ın iddia ettiğinin aksine şirketlerin üretim maliyeti düşmüyor, aksine artıyor. Nihai ürün fiyatlarındaki artış da üretim maliyetinin gerisinde. Ekonomistlere göre şirketlerin konkordato kuyruğuna girmesinde de bu faktör etkili oluyor. Evet, stüdyoda konuğumuz bizlerle. Tekrar anons ediyorum. TMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Zafer Şenyurt bizlerle. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Evet, Türkiye'de gıda fiyatları neden artıyor? Marketlerde fiyatlar neden yüksek? Kur, faiz, enflasyon üçgeninde suçlu gerçekten marketler mi? Yani sadece marketleri suçlu ilan etmek ne derece doğrudur onu söylemek tabii güç. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyla ilgili dün bir açıklama yaptı geçtiğimiz günlerde. Tabii şimdi ben ekonomist değilim. Yani sonuçta bu sorunun asıl muhatabı olan ekonomistler. Gıda fiyatları yeni bir konu değil. Gıda fiyatlarındaki artış gerek tarım ürünlerinde gerek işlenmiş gıda ürünlerinde zaman zaman fiyat artışları olur, kamuoyuna yansır. Özellikle Mayıs, Haziran aylarında sebze fiyatlarında ciddi yükselişler olmuştu. Patateste, soğanda anormal bir yükseliş olmuştu. Yine gündeme gelmişti. O tarihte bunun nedenleri araştırılmıştı. Hatta ilk kez Türkiye'de patates ithalatına izin verilmişti hatırlarsanız. Ondan sonraki süreçte dövizde ciddi dalgalanmalar oldu ve belli bir seviyeye geldi. Yılbaşından bugüne bakıldığında ben yayına gelmeden önce Merkez Bankası verilerini dayanarak döviz fiyatlarını gün gün bir inceledim. Aylık ortalamalarına bakıldığında Ocak ayından bugüne %40 yani civarında yani %40'a yakın bir değişiklik olmuş, yükseliş olmuş. Tabii bu fiyatlara yansıdı. Ne zaman yansıdı? Aslında en çok fiyat dalgalanmasının olduğu Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında olmuş ama Ağustos sonu Eylül başı gibi Eylül ayı içerisinde fiyatlarda kur farkına dayalı ciddi artışlar aslında raflarda rafa yansıdı. Bununla mücadele için topyekün mücadele enflasyonla işte değişik kampanyalar yapıldı. Mesela hatırladığım %10 indirim yılbaşına kadar zam yapıldıktan sonra ama bu %10 indirim yapılması. Bazı zam yapmayan ürünlerin
zam yapılmayan ürünlerde zamın geciktirilmesi gibi bazı tedbirler öngörüldü. Ancak zaten Ağustos ayı sonunda o günkü kur artışı dikkate alınarak %50 civarında, %40-50 civarında zaten birçok ürünün etiket fiyatı, raf fiyatları değişmişti. Ondan sonra %10 indirim evet uygulayanlar oldu. Bunu yılbaşı denildi. Sonra Mart ayına kadar denildi. Malum bir seçim süreci de var. Dolayısıyla yılbaşının esprisi evet yıl sonu enflasyonun belli bir seviyede tutulması belki hedefleniyordu. İşte Mart hedefi belki seçimler dikkate alınarak hedeflenmiş olabilir ama sonuçta gerçek olan şu ki Türkiye'de girdi fiyatlarında dövize bağlı ciddi artışlar oldu. Sadece döviz midir? Neden? Yılbaşında belki uzun yıllardan beri ilk kez taban fiyatın düşük ya da normal ona girmeden söylüyorum artış oranı olarak asgari ücrette bir iyileştirme yapıldı. Bu da tabii çalışanların iş yerlerine getirdiği maliyet de dikkate alındığında toplam girdi maliyetleri, değişken maliyetler ve sabit maliyetler, yani maliyet hesabına bakıldığında bunun fiyatlara yansıması doğal. Ancak yine yapılan açıklamadan anladığımız biz destek, yeterince destek olduk. Karşılığında da sizin de bu konuda destek olmanız bekleniyor gibi bir söylem var. Onu da bir bilinen bir şey var demek ki. Ben ona yorum yapmak benim aşar. Sonuçta evet biz istiyoruz ki kaliteli ürünü uygun fiyata alalım. Yani ben öncelikle tüketiciyim. Sonra gıda mühendisiyim. Sonra da bir kamu niteliğindeki bir kurumu temsil ediyorum. Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı olarak buradayım. Dolayısıyla biz halkın öncelikle güvenilir gıdaya alım gücü çerçevesinde ulaşması, gıda güvenliğinin sağlanması bizim asıl dile getirmemiz gereken. Gıda fiyatlarındaki artışın gıda güvenliğine etkisi var mıdır, yok mudur? Bu konu üzerinde aslında durmak gerekir. Gıda güvenliği riski insanlık var olduğu sürece aslında olan ülkelere göre eğitim ve ekonomik koşullarına göre ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de her ülkede aslında ola gelen sorunlar ama ülkemizde son yıllarda gerek teknolojinin gelişmesi gerek gıda ile ilgili hem bilincin artması hem de gıda mühendisliği eğitiminin yaygınlaşması ki 1975'te ilk kez Türkiye'de başlamıştı. Olumlu anlamda gelişmeler olsa da yine denetim sisteminin, gıda güvenliği yönetim sistemlerinin uygulanır olması, yaygınlaşması bunlar gıdadaki gıda güvenliğini sağlamada olumlu gelişmeler olarak karşımıza çıksa da yine bakanlığın belli dönemlerde kamuyla paylaştığı gıdalardaki taklit tahşiş vakalarına baktığımızda da halen yine zaman zaman ölümlere varan gıdaya bağlı ölümler, gıdaya bağlı hastalıklar önemli sıkıntılar olduğunda bir taraftan gösteriyor bize. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi tam bu gıda güvenliği konusunda geldiğimizde sizin meslektaşlarınızdan Bülent Şık Trakya'daki yaptığı incelemeyi açıkladığı için şimdi hapis cezasıyla yargılanıyor. Siz bunları ne kadar bizle tüketicilerle paylaşabiliyorsunuz gıda mühendisleri olarak? Yani bu güvenli değil, bu güvenli. Güvenli değil devletin dışında söylerseniz direkt savcıların hedefi haline geliyorsunuz. Ya şimdi olay olayın detayı farklı. Zaten kamuoyuna yansıdı. Dün evvelsi günde bir kanalda canlı yayında kendini ifade etme fırsatı da buldu meslektaşımız Bülent Şık. Son derece değerli bir bilim adamı aslında kendisi. Şimdi biz doğruları söylemekle mükellefiz. Yani bizim görevimiz kamuoyuna doğru bilgileri aktarmak. Gerek bilimin, gerek bilimle uğraşan diğer bileşenlerin üzerinde baskı oluşturmamak lazım her şeyden önce. Evet bir suç varsa ki bizim meslek
odamızın da kuruluş amaçlarından bütün meslek odaları için böyle. Meslektaşlarımız içerisinde de bir suistimal yapan varsa bunu tespit etmek ve bunun disiplin uygulamalarını sağlamak da bizim görevlerimizden bir tanesi. Dolayısıyla tabii ki herkes etik, her şeyden önce etik kurallara, sonraki yasal kurallara uymak durumunda. Eğer yasalara aykırı bir durum varsa onu yorumlamak bana düşmez. O tabii ki sorgulanır. Eğer bir olumsuzluk yoksa onun ceza gereksiz, gerek görülmeden kapanır. Ama şunu söylemekte fayda var. Yapılan bilimsel bir araştırma, biz sonuçta laboratuvar işletmiyoruz. Bir üniversite değiliz. Belli bir akademik donanıma sahibiz. Üniversitelerle işbirliği yapıyoruz. Bunun dışında diğer meslek odalarıyla işbirliği yapıyoruz. Kaldı ki gıda, sadece gıda mühendislerinin değil, bütün gıdaya ilişkin işte ziraat mühendisleri, kimya mühendisleri, tıp hekimleri, bu multidisipliner meslekler arası birlikte sağlanacak bir şey. Ortaya çıkan herhangi bir gerçek varsa, kamuoyunun halk sağlığını tehdit eden bir risk varsa, halk sağlığını gelişmesi, daha iyi olması için yapılabilecek bir çalışma varsa bunu tabii kamuoyuyla paylaşmak lazım her şeyden önce. Bu biz olalım, üniversiteler olsun, bakanlığın ilgili birimleri olsun. Ama bunlar tabii bilimsel dayanakları olan, sonuçlanmış, test edilmiş gerçek bilgiler olması her şeyden önemli. Şimdi Bülent Şık olayına gelince, orada yapılan analizlerin gizlilik ilkesinden söz ediliyor. Dediğim gibi hem hukuki bir süreç olduğu için çok beni aşan bir durum yani yorumlamak, ama şu bir gerçek ki ülkemizde gıda güvenliğini tehdit eden risk unsurları dikkate alındığında en önemli risk unsurlarından bir tanesi sulardaki kirlilik. Bunu sadece Bülent'in kamuoyuna açıkladığı gerçekten yola çıkmaya da gerek yok. Yani bu zaten uzun yıllardan bu tarafa söylenen, Dünya Sağlık Örgütü'nün de işte 1932'de Bangladeş'te yaşanan, 1950'li yıllarda Japonya'da yaşanan toplu ölümler dikkate alındığında, ki Japonya'da Minamata sendromu diye de hatırlanır biliyorsanız, 1952'de sucul ürünlerden kaynaklı 500 civarında insanın öldüğü tespit edildi ve çok katı çevresel tedbirler aldılar, kanunlar uyguladılar. Ülkemizde de sucul ürünlere bakıldığında, su kaynaklarına bakıldığında, ki gıdanın gıda güvenliği işte tarladan çatala deriz, tarladan sofraya deriz, işin birinci aşaması üretim. Yani toprak, su, hava. Eğer siz toprak, su, hava kirliliği varsa zaten sağlıklı ürün, ham madde alamazsınız. Yani tarımsal ürünlerde bir de direkt tüketiyoruz meyveyi, sebzeyi. Tarımsal kimyasalları, tarım ilaçlarını düşündüğünüzde, sanayi atıklarını düşündüğünüzde, bunlarla ilgili hem Hollywood filmlerinde hem Türkiye'de geçmiş yıllarda hatırlarsınız. Yani sanayi kirliliğini dile getirmek, bunun üzerine gitmeye çalışan insanların yaşadığı kavgaları, sorunları. Bu bir süreçtir. Evet, havada da kirlilik var, suda da kirlilik olabilir, tarımsal ürünlerimizde de kirlilik olabilir. Bizim vurgulamamız gereken, üzerinde durmamız gereken, evet burada bir sorun varsa onu tespit etmek. Önce önlemini almak, sorunu tespit etmek ve onu gidermek. Bunlar aslında mümkün. Yani bugün gerek kimyasal kalıntılar, gerek sudaki, gerek ağır metaller, gerek mikrobiyolojik kirlenme çok kolay tespit edilen bir şey. Gıda hileleri de aynı şekilde. Sorunu doğru tespit edersek, çözüm yollarını da biliyorsak ve bu konularda uzmanlaşmış, işte sözünü ettiğiniz arkadaşımızı baskı adına almak yerine onun
bilimsel birikiminden faydalanmak ya da meslek gruplarının, meslek disiplinlerinin birikiminden, üniversitelerden çok değerli akademisyenlerimiz var, bilim adamlarımız var, donanımlı yetişmiş gıda mühendisleri var, ziraat mühendisleri var. Bunlardan yararlanmak lazım. Bugün evet. Süremizi ekonomik kullanalım. Evet, bilimsel şeyleriniz de saklı kalsın ama hani daha halkın da bir somut olarak işte marketler gündemde ya, oradan birkaç şey sormak istiyorum. Şimdi eskiden bütün meyvelerin, sebzelerin mevsimleri vardı. Yani işte domatesin çıkma mevsimi vardı. Hatta atasözlerimiz bile var değil mi? Denize ne zaman girilir? Karpuz kabuğu denize düşünce girilir. İşte yani karpuz olmamış. Şimdi kışın karpuz var. Domates zaten hiç eksik olmuyor. Sadece tatları, tuzları eksik. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz acaba? Evet, sebzelerin, meyvelerin mevsimi kalmadı, doğru. Yani öncelikle tüketilen besinlerin çeşitliliğini artırmak lazım. Ve mümkün olduğunca mevsiminde tüketmek lazım. Yani mevsim dışında üretilen turfanla dediğimiz mevsimine yakın öncü ürünleri tabii değer olarak pahalı olduğu için üretici de buradan ürününden gelir elde ettiği için korumak, ürünü korumak ve hızlı büyümesini sağlamak için kontrollü ortamlarda üretim yapıyorlar. Yani mevsimi dışında tüketildiğinde kimyasal daha çok kullanılıyor, mevsiminde daha az kullanılıyor da aslında tartışması gereken bir şey. Tabii ki görece olarak mevsiminde üretilen daha çok olan doğal ortamda daha az kullanılıyor gibi ama burada üzerinde durulması gereken az ya da çok kullanılmasından öte tarım ilaçları çok yaygın kullanılıyor, kontrolsüz kullanılıyor. Bugün gidin herhangi bir tarım ilacı satan bir markete, tarımsal markete herhangi bir şikayetinizi söyleyin. Gerçekte de doğru. Hemen size bir ürün tavsiye ediyorlar. Almak konusunda bir reçeteye de ihtiyacınız yok ve gelişik üzere sözlü çok kolay kullanabilirsiniz. Bunlar işte son dönemde işte olumlu bir gelişme, arıların ölümüne yol açan 2-3 kimyasal tarım ilacı yasaklandı. Bu çok olumlu bir gelişme. Bu arıların ölümüyle döllenme, meyvelerin kalitesi, verimi birçok şeyi etkiliyor. Yani doğanın bir ekolojik dengesi var. Onu çok zorlamamak lazım. Yani çok zorladığımızda bize tarım ilacı olarak, ağır metal olarak, gıda zehirlenmesi olarak, tabii bundan haksız kazanç sağlayan da haksız kazanç sağlayan insanlar da kötü niyetli insanlar olacak ama biz sürede azalıyor. Denetimin çok önemli olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Ama en önemli şey ahlaki. Yani evet, yani vicdanla cüzdan arasında kalmamak lazım. Yani başka bir işletme sahibinin, bir sermaye grubunun bir cüzdanıyla vicdan arasında bırakmadan bir bunun evet tüketici sorumlu olacak, bilinçli olacak. Yani polisiye tedbirlerle biz bunu evet olmalı ama tek başına önleyemeyiz. Dağ başında nasıl herkes, yapacaksın ki hangi ilacı evet, attığını nereden bileceksin? Evet, bu noktada da tabii Türkiye'deki... Ama yabancılar biliyorlar bunu. Mesela Türkiye'den giden ürünlerde bir bakıyorsunuz hop böyle bir ölçü alıyorlar. İşte birkaç sample'da sonra diyor ki hadi güle güle bir bakıyorsunuz. Böyle şey yabancı paketli ürünler Türkiye'de. Çünkü almamış. Rusya geri yollamış. Evet almamış. Amerika yani orada politik tercihler belki olabilir. Ben o konu beni aşar bilemem ama şu bir yok, gerçek niye ki, politik tercih canım? İçinde hayır, şey var. Ki kabul işte, edilebilir. Kabul edilebilir var. Oranı aşmış. Hayır kamuoyuna böyle sunuluyor. İşte Rusya'yla da başka bir ülkeyle bir aramızda problem oldu. O yüzden geri gönderildi gibi bazen kamuoyuna yansıtılıyor. Oysa ki her ülkenin kabul limitleri var. Eğer limitin üzerinde bir kalıntı varsa almıyor. Geri gönderiyor. Ben bu konuda o ürünler ne oluyor? Onu da aslında şey yapmak. Aslında bizim limitlerimiz, Avrupa'nın limitleri, Amerika'nın limitleri farklı farklı. Bunda da tabii uluslararası gerek katkı maddelerine gerek bu kalıntı limitlerini belirleyen uluslararası Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü ve bunların belirlediği uzman gruplar, heyetler var bu konularda çalışan ama bir taraftan da şunu çok net söylemekte fayda var. Yani ben dün yayına gelmeden önce araştırdım. İşte şeyle ilgili bir konuda yapılan çalışma da politika belirlemişler.
trans yağlarla ilgili belki soru gelir diye çalıştım o konuda biraz. Yapılan politikanın unsurlarına bakıldığında bütün birçok dengeyi göz önünde bulunduruyorlar ve bu dengelerden bir tanesi işte üretim, yerine ikame edilecek ürün, sağlık riskleri ve bir tanesi de üreticinin yani şeyin bu yağı üreten üreticinin vereceği tepki. Geçiş süreci koyuyorlar. Mesela trans yağ tamamen kaldırılsın deniyor. 2019-2023. Bir de trans yağın ne olduğunu acaba izleyicilerimize anlatabilir misiniz kısaca? Trans yağ ne demek? Trans yağ sıvı yağların, doymamış yağların hidrojenle doyurularak katı yağ elde edilmesi ve katı yağ olarak kullanılması. Sanayide bu çok yaygın kullanılır ama her katılaştırılmış, hidrojenize edilmiş yağda trans yağ vardır. Ya da trans yağ çoktur azdır o oranları farklı vardır demek de mümkün değil ama mesela sıvı yağ zeytin yağı mı yoksa çiçek yağı mı? Hangi bir yağdan o orada da işte yağın cinsi de önemli yani hangi yağdan hidrojenize edip katılaştırdığınızda trans yağın oluşmasının parametrelerinden bir tanesi ama her katılaştırılmış yağ trans yağ içerir diye de bir şey yok. Burada limitler var. Bunun trans yağın bir kere zararlı olduğu dünyaca kabul edilmiş. Yapılan Amerika'da bir bölgede yapılan araştırmalarca bu tespit edilmiş ve bunun kademeli olarak azaltılması, limitler konulmuş ülkeler arası. Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye'nin limiti farklı. İşte sizin söylediğiniz tarım ürünleriyle ilgili olsun. Diğer ülkelerin limitleri farklı. Bu politikalar uygulanacak uygulama metodu, yöntemi belirlenirken tabii birçok denge gözetiliyor. Burada tabii işin ekonomik tarafı da gözetiliyor. Üreticiler gözetiliyor. Bugün bugün dünyada tarım ürünleri, tohumu, tarım ilaçlarını, tarımsal destek besin gübreleri üreten firmalar dünyada sayılı bir elin parmaklarını 3-4 tane uluslararası sermaye firması. Yani bunlar da Türkiye'de artık egemen olmuş durumdalar. Dolayısıyla evet kirliliğe de yol açıyorlar. Hastalık yapıyorsa ilaç da üretiyorlar. Yani biz gıda egemenliğinden son dönemde yerli ve milli hoşumuza da gidiyor. Güzel de aslında bir söylem ve olması gereken de bir şey. Hoşumuza ama bunu sadece sözle söylemekle tamam göğsümüz kabarıyor. Yerli milli olsun. Yerli malı haftası yapardık eskiden. Yerli malı haftaları yapılsın okullarda. Yerlilik, millilik nasıl oluyor? Bunlar konuşulsun, tartışılsın. Gerçekten ülke kaynakları doğru kullanılsın. Bizim hem toprağı, hem yeraltı, hem yerüstü, hem insan, hem bilim, hem bilgi, teknik donanım ülkemizin kaynakları aslında bize yetiyor. Yani şeker pancarı, bu yerli milli ne diyorsunuz? Şeker pancarı bitti. Şeker pancarı bitmedi aslında ama bitirilmek isteniyor. Yerine ikame, nişasta bazlı şeker kademe kademe. Tamam kotaları falan var ama artık sanayi alışmış yani. 2000'li yıllarda başlayan bir süreç. Bugün yaygın kullanılıyor. İşte şeker fabrikalarının satılma süreci, yerine nişasta bazlı şekerin getirilmesi... Şeker pancarını sadece bir şeker pancarı üreticisinin sorunu ya da konusu olarak da görmek lazım. Oradan biz yemi artık yurt dışından alıyoruz. Samanı, küspeyi yurt dışından alır hale geldik. Hayvancılığı etkiliyor çünkü. Marketteki fiyatları da o yüzden mi etkiliyor? Hepsi birbirini etkiliyor. Siz yemi dışarıdan alırsanız süt pahalı olur. Süt raftaki fiyatı farklı olur. Aldığınız yem, aldığınız tohum, aldığınız tarım ilaçları, gübre hepsini dışarıdan aldığınızda onun bir maliyet etkisi olacaktır mutlaka. Önemli olan biz kendi kaynaklarımızla, kendi ülke kaynaklarımız yeterli, insan kaynağımız her şeyden önce doğru politikalar oluşturmak lazım. Bu politikaları oluştururken de işin taraflarıyla çok demokratik, şeffaf ve ülke çıkarlarını, ülke yararlarını önde tutarak birlikte oluşturmak lazım. Ya ben kötümser değilim açıkçası ama başa dönecek olursak fiyatlar, ben bir tüketiciyim, fiyatlar az olsun, ücretlerimiz çok olsun. Bugün en büyük sorun işsizlik. Yani onlarca, yüzlerce, binlerce, ben meslektaşlarımız için 2 senedir kamu personeli sınavı yapılır. Denetim elemanı sayısı az, ihtiyaç var ama bir istihdam sağlanamıyor. Fiyatlar artmış. Biz geçici çözümler yerine kalıcı çözümler üretmekten geçer diye düşünüyorum. Gıda güvenliği önemli. Gıda güvenliğini
hep beraber sağlamak durumundayız. Biz meslek odası olarak da bu konuda sorumluluk aldık. Bundan sonra da sorumluluk almaya devam edeceğiz. Son bir dakika. Bir soru sormak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Şimdi bazı sebze ve meyveler, bakliyatlarda vergi sıfırlandı ve ithalatında önü açıldı. Bunun etkileri nasıl olacak? Kısaca öngörünüz neler? Verginin zaten biz şu anda 5 kalem ürün dışında birçok ürünü yurt dışından alıyoruz. Şimdi onlar daha da çoğalacak. Fiyatları yine yüksek olarak yansıyacak. Yani dövizle aldın mı da değil mi? Dövizle alınca yani yemi dövizle al, gübreyi dövizle al, ürünün kendisini zaten alıyoruz. Fındık, fıstık, narenciye dışında ürünümüz kalmadı satabileceğimiz. Onların da durumu perişan aslında. Fındıkçı onları konu yaptınız. Evet. Onlar da sıkıntılı. Yani fiyatların artmasını önlemek için ülke kaynaklarını kullanmak lazım. Bizim hem gübre üretecek altyapımız var, hem işleyecek altyapımız var. Yurt dışına bağımlı, ithalata bağımlı olduğu bir sürece tarımdan vazgeçmemiz gerekir. Enflasyonu düşürmek için, fiyatları aşağı çekmek için bir ara argüman olarak kullanılıyordu. İşte fiyatlar yüksek, ben de alırım dışarıdan, param evet var, ama şimdi döviz yükseldi, alıyorsun ama o da pahalıya gelmeye başladı. Dolayısıyla ekonomi bir bütün, her şey birbirini etkiliyor. Birbirini önemli etkiliyor olan kaynaklarımızın, gücümüzün doğru farkında olalım, bunu doğru kullanalım, her şey düzelir diye düşünüyorum. Yerli ve milli anlayış güzel, kulağa hoş gidiyor. Bunu uygulayalım hep birlikte. Ülkemizi, insanlarımızı mutlu edelim. Paniğe gerek yok belki ama çok çalışmamız lazım diye düşünüyorum. Evet, konu aslında çok derin ve uzun bir konu. Süre çok da yetmedi, süremiz doldu. Katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim söz verdiğiniz için. Evet, gün başlıyorum. Bugün de sonuna geldik. Konuğumuz TMOB Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Zafer Şanyurt bizimleydi. Evet, marketteki gıda fiyatlarının artışını konuştuk. Gıda güvenliğini konuştuk. Evet, yarın sabah 7'de görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.